Duydunuz mu aslında? Askeri ücretle mi çalışıyor, askeri ücretten mi primlendiriliyor? Onu anlatacağım şimdi. Şimdi Türkiye'de Ardahan'da çalışan birisiyle İstanbul'daki çalışan birisi aynı asgari ücretle çalışamaz. Çalışmamalı. Çin bu şekilde uygulamalarını yapıyor. Sanayi şehirlerinde biraz daha farklı. Ya bölgesel asgari ücret belirlenmesine geçilmeli diyorsunuz. Asgari ücret uygulamasında bugün 1 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 15 yıl, 25 yıl çalışan herkes asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'nin en önemli şu anda sorunu, bunu hiç kimse konuşmuyor. 8 sene sonra, 10 sene sonra bu sistemle biz emekliye maaş veremeyiz. Neden? Çünkü Türkiye'de çalışan sayısı çok az. Kaçak, kayıt dışı çalışanların sayısı çok fazla. Suriyeliler, Afganlar, Özbekler, emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalanlar. Bir de TÜİK verilerine göre, TÜİK diyor ki Türkiye'de çalışanların %28'i aslında çalışıyor ama sigortasız. Yani 4 milyon 200 bin kişi. Toplamda 10 milyona yakın bugün ülkemizde çalışan kayıt dışı çalışıyor. Bunun maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 150-200 milyar yıllık maliyeti var. EYT'nin maliyeti yıllık 15-20 milyar. Yani bu sorun çözülürse bugün EYT maliyetinin 10 katı fazla devletin kasasına para girer. Almanya'nın nüfusuyla bizim nüfusumuz hemen hemen aynı. Hatta bizim genç nüfusumuz var. Almanya'nın nüfusu daha çok yaşlandı. Almanya'da 45 milyon çalışan var. Bizde toplam çalışan 24 milyon. Bunun 2 milyonu da stajyer ve kursiyer. Bunlar adına prim de yatırılmaz. 22 milyon kişi çalışıyor. Bu 22 milyon kişi emeklinin maaşlarını veriyor, sağlık harcamalarını karşılıyor. Bu sistem böyle sürdürülebilir bir sistem değil. Ne olacak peki yani? Ne yapacağız? Devletin yetkilileri, ben yetkili olsam yapacak birçok şeyim olur ama bugün yetkili olup da sadece olayı millet izliyor, yetkililer de izlerse bu sefer çözüm üretemeyiz. Gelinen noktada da sadece biz de bu sorunları konuşuruz. Çözümlerini konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de sigorta prim maliyeti çok yüksek. Herkes şöyle düşünüyor. Asgari ücret işte 3500 olsun 4000-5000. Asgari ücreti hükümet mi ödüyor? Yok. İşverenler, esnaf ödüyor. Bir de sanki Türkiye'de işverenlerin hepsinin cebinde çok büyük para varmış gibi algılıyoruz. Bakın size çarpıcı rakamlar vereyim. Türkiye'de kaç milyon işletme var sigortalı işçi çalıştıran? 2 milyon işletme var. Bu 2 milyon işletmenin 750 bininde sadece bir kişi çalışıyor. Türkiye'de 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran işverenler toplam işverenlerin %96'sını oluşturuyor. Yani bizde size bir örnek daha vereyim. 1000 ve üzerinde işçi çalıştıran şirket işletme sayısı Türkiye'de kaç biliyor musunuz? 500. Sadece 500 tane Türkiye'de 1000'in üzerinde işçi çalıştıran işletmemiz var, şirketimiz var. Rakamlar çok kötü. Şu anda asgari ücretin şu mevcut yapısıyla artması demek işsizliğin artması, kayıt dışılığının artması, gerçek rakamlardan sigorta primlerinin gösterilmemesinin devam etmesi anlamına gelir. Ya bu ama bunu söylüyorsunuz da ya asgari ücreti ne yapacak, nasıl geçinecek canım? İdealize etmekle realize etmek arasında. Şunu yapmamız gerekiyor Kerem Bey. Asgari ücretin üzerindeki hep vergi 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 diye konuşulur. Asgari ücretin üzerinde bir vergi yok. Asgari ücretli bugün evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 450 lira verginin tamamı asgari ücretinin cebine girer, agi ile beraber parasını alır ve vergi ödemez. Asgari ücretin üzerindeki sigorta prim maliyeti yüksek. %37,5 prim, %37,5 peşin ödemede %32,5 primi %22'ye çekeceğiz, 22,5'a çekeceğiz. Aradaki farkı da işçinin cebine koyacağız. Yani işverene maliyeti yüklemeden İşçinin cebine aradaki farkı normal zam dışında koyarak asgari ücreti arttıracağız. Bununla beraber kayıt dışında sigortasız işçi çalıştırıyorsanız 2 brüt asgari ücret cezası olmayacak. 50 brüt asgari ücret cezası olacak. Siz maliyetini zaten düşürmüşsünüz düşüreceğiniz kadar. Bunun dışında da insanlar gerçek rakamlarından esnaf, işverenler gerçek rakamlardan bildirecek. Asgari ücret işvereni ilgilendiriyor. İşçiyi ilgilendiriyor, emekliyi de ilgilendiriyor. Bugün 10 milyon kişi asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Emekli olduğunda kaç lira alacak biliyor musunuz bu 10 milyon kişi? 1500 lira. Bugün ülkemizde emekli maaşları 1500 liraya düşmüş. Şimdi 8 Eylül 1999 yılında kademeli emeklilik sistemi geldi. Ne dediler vatandaşa? Biz sizi geç emekli edeceğiz. Ama merak etmeyin, biz sizi düşünüyoruz. İleride emekli olduğunuzda size o kadar güzel bir maaş vereceğiz ki hepiniz refah içinde yaşayacaksınız. Gelinen noktada 1500 lira.
2008'de AK Parti hükümeti de dedi ki 1999'da bu sistemi yapanlar yanlış yaptılar dedi. 60 emekli yaşı olmaz, 65'e çıkartalım. Bir de emekli maaşı hesaplama sistemini değiştirelim dediler. Şu anda millete 1100 lira, 1200 lira bağlanıyor da 1500 liraya tamamlanıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar da 1500 liraya da tamamlanmıyor. Yani gelinen noktada biz neden Almanya gibi değiliz diyor mesela bazıları. Almanya'da bir kişi çalışmıyorsa şayet, evinde hastası varsa, çocuğu varsa, okula gideni varsa devlet o kişiye zaten belli bir miktarda para veriyor. Biz çalışırken para kazanamıyoruz, işsiz kaldığımızda para alamıyoruz, emekli olduğumuzda düşük para alıyoruz. Türkiye'de insanların hayatları iş aramakla geçiyor. İş arıyor, çalışıyor. Öyle böyle emekli oluyor. Emekli olduktan sonra tekrar iş aramak zorunda. Çünkü 1500 lirayla hiç kimse geçinemez. Türkiye'de ortalama emekli maaşı 2680 lira ortalaması var. Asgari ücret 2825, ortalaması altına düşmüş. Bu uygulamalar, bu politikalar yanlış. Bu nedenle de bu asgari ücret düzenlemeleri yapılırken ya da diğer konularla ilgili o masada oturan kişiler, bu işi bilen kişilerden görüş alacaklar, öneri alacaklar. Ya biz bu vatanın evladıyız. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım, mali müşavirim. Sürekli raporlar hazırlıyorum. Hep raporlarımı Cumhuriyet Halk Partisi alıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyoruz, değerlendiriyor. Özgür, şunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız. İyi Parti'ye gönderiyoruz diğerlerini. Ama AK Partiler benden rapor istemiyor. Ama şöyle, bu EYT raporları benim hazırladığım raporlardı zaten. Nalan Hanım, biraz önce Fatih Bey söyledi, emeklilik yaşa takılanların iki tane derneği var. Biri de Gönül Hanım. Gönül Hanım'dan EYT ve çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili rapor istenmişti. Ben o raporu hazırladım, verdim. O dönemlerde Vedat Bey çalışma bakanı değildi. Daha sonra Nalan Hanım'dan da istediler. Onu da hazırladım, onu da verdim. Yani ellerinde hazır bizim yapmış olduğumuz çalışmalar da var. Ama bu kamuoyuna nedense yansıtılmıyor. Kamuoyuna sürekli hükümetin bir çalışması olduğu söyleniyor. Ama bu sürekli göremediğimiz yerli uçaklara döndü bu iş. Yani yok, ortada çalışma var da nerede bu çalışma? Bir görelim, nedir, sayıyı, rakamı, maliyeti, hiçbir açıklama yok. Bugün kabine toplantısını bekleyin bakalım. Bir şey soracağım ben. Özgür Bey, bir şey soracağım. Sizce ideal emeklilik yaşı kaç olmalı Türkiye'de? Türkiye'de şu anda bizim hazırladığımız Barış Bey aile destekleri sigortası var. Onu hazırlayanlardan bir tanesiyim. Avrupa'da biz normalde uluslararası sözleşmelerle imza atmışız. Demişiz ki biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortası Türkiye'de bugün uygulansa, Almanya'da, Fransa, Belçika'daki gibi uygulansa emeklilik yaşı 65 olsun. Ama şöyle diyelim ki siz işsizsiniz, çocuğunuz okuyor, evinizde hasta var. Size devlet zaten geçiminizi sağlayacak bir parayı veriyor. 65'te de emekli oldun, ne olacak ki? Biz Avrupa'daki gibi, Avrupa'yı konuşurken yaşı konuşuyoruz. Bakın Avrupalılar 65 yaşında emekli oluyor ama sesini çıkarmıyor. 67'ye çıkıyor yaş, sesini çıkarmıyorlar. Biz neden 50'li yaşlarda emekli olmak istiyoruz? Çünkü işsiz kalan kişi iş bulamıyor. Genç nüfusumuz fazla. Bugün 53-55 yaşında, 53 yaşında birisi EYT ile 58 yaşında emekli olacak. 53 yaşında işsiz kaldıysa bu adamın iş bulması imkansız. Ne yapacak? Yani devlet para vermiyor, bakmıyor. Çoluğu var, çocuğu var, hastası var. Bu kişiye biz destek olamıyorsak, bu kişi de aslında emekli maaşları da sosyal yardım niteliğine döndü. Yani 1500 liraya biz emekli maaşı diyemeyiz. Küçük bir sosyal yardım gibi. Bunlar olursa evet, Türkiye'de de emeklilik yaşı 65 olmalı. Zaten oldu da bizim emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuştuğumuz konu bugünü ilgilendirmiyor. 8 Eylül 1999 öncesini konuşuyoruz. Oradaki mağduriyet de Kerem Bey şu. Düşünün, siz işe başladınız. İşe başlarken hem işverenle hem devletle bir protokol imzaladınız. Hukukçularımız da var burada. Şimdi siz ne zaman emekli olacağınızı biliyorsunuz. Bir gün yasa değişiyor, geriye dönük sizin haklarınızı alıyorlar. 8 Eylül 1999 tane yasa değiştiğinde o tarihten sonrakiler zaten sesini çıkartmıyor. 58-60 yaşında emekli olacaklar. 2008'den sonra girişi olanlar 65. Ama 8 Eylül 99'a kadar işe girenler devletle bir protokol yapmışlar. Bu protokole göre de ne zaman emekli olacağını bilirken bu kişilerin hayalleri suya düştü. Bir kişinin emeklilik yaşını siz ben yasaları değiştiriyorum deyip 17 yıl öteleyemezsiniz. Bir de dediniz ki ben 17 yıl 15 yıl yaşınızı öteledim ama
İleride emekli olduğunuzda da size iyi bir emekli maaşı vereceğim. Bir kişi ortalama 2000 lira maaşla yaşa takıldıysa yıllık 24 bin lira. 10 yıl yaşa takıldıysa 240 bin lira. Milyonlarca kişi yıllardır bu paralarını alamadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı 2002 ile aynı oranlarda. 2002 ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı %70'ti. Yani gelirleriyle giderlerini karşılama oranı, yanlış söyledim. %70'ti. Şu anda gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %71. Ne değişmiş öyleyse? Sadece olan bu ülkede yoksul, yıllarca çalışmış, para alması gereken kişilerin paralarını alamaması ve bu paraların çarçur olmasından başka bir işe yaramadı. Zaten hani kar eden bir sosyal güvenlik kurumu var mı? Sosyal güvenlik kurumu kar etmez. Ancak sosyal güvenlik kurumunun açıkları vatandaşa giderse olumludur. Vatandaşa 1500 lira emekli maaşı vererek, bakın sosyal güvenlik kurumu şu anda açık veriyor ama ben senin için açık verdiriyorum diyebilir misiniz? Bugün emekli maaş, ya emekli olduktan sonra emeklilik nedir? Ülkemizde onu bile bilmiyoruz. Emekli olan kişi bir daha çalışmaz. Yani emekli olan kişiler çalışıyor Türkiye'de. Milyonlarca kişi keyfine mi çalışıyor? Neden çalışıyor? Çünkü 1500 lirayla 2000 lirayla geçinmek hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Bunları da sanki her şey normalmiş gibi, işte emeklilere müjde, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, emeklilere müjde dedi Nisan'da. En düşük emekli maaşını 1500 lira yaptık. Bu nasıl bir müjde? Ya ben emeklilerin yerine ben alındım. Ben emekli değilim. Bizim biraz daha ayakları yere basan, bu ülkede sadece şu anda yaşadığımız sizlerin bizlerin değil, bundan sonraki neslimizin, evlatlarımızın daha sağlıklı bir sisteme kavuşması için çalışmalıyız. Ben sadece bunları söylüyorum. Peki. Özgür Bey çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler paylaştınız. Biraz ayaklarımız, saygılar, çok teşekkür ederim. Ayaklarımız yere bassın diyorsunuz. Kısa bir araya gideceğiz aradan sonra. Politika